Herkese merhaba, Türk İşi Minimalizm'desiniz ve bugün sizlerle geçmişten bugüne kütüphaneden seçtiğim 20 tane kitabımı paylaşacağım. Her ne kadar okuduğum romanların %90'ını versem de ve gerçekten defalarca kitaplı kitaplı kitap elimden çıkarsam da hala tuttuğum bazı kitaplar var. Ben de o kitaplar neler, size onları söylemek istedim. Bir minimalist gözüyle eğer beni öyle görmek isterseniz, beni öyle tanımlarsanız neyi tutuyorum elimde? Biraz da bunu anlatmak istedim. Şimdi öncelikle okuduğunuz herhangi bir kitaptan çok etkilenip okuduğunuz bütün kitapları çocuklarınıza, torunlarınıza veya işte yeğenlerinize bırakma duygusu tutabilirsiniz içinizde. Ama şöyle bir şey var ki hele ki bazı eserler çok dönemsel, çok popüler. Yani benim bundan bir 10 yıl önce okuduğum kitabın şu anda hiçbir kimse tarafından okunmadığını hayretle görüyorum. Aslında çok güzel kitaplar var ama haklı olarak o kadar çok kitap çıkıyor ki insanlar ya çok klasiklere ya da çok yenilere gidiyorlar. Çünkü zevklerimiz, düşüncelerimiz, o andaki fikirlerimiz değişiyor. Bu nedenle ben de her okuduğum kitabı ya ileride de çocuklarım okur mu diye saklama taraftarı pek değilim. Çok çok ciddi klasik olarak gördüğüm, kişinizi göreceksiniz eserleri veya beni gerçekten etkilemiş, yani benim bile geri dönüp okuyacağımı düşündüğüm şeyleri tutuyorum. Bunun yanında mesela minimalizm üzerine olabilir, bazen kişisel gelişim ya da denemeler vesaire gibi daha güncele ait bazı kitapları da dönüp referans alma adına tuttuğum oluyor. Gerçi minimalizm üzerine okuduğum çok fazla kitap var ama elimde 3 tane var. Bir tanesini daha doğrusu ödünç verdim, onu geri alacağım. Ben de durumlar böyle. Hızlı hızlı anlatıyorum ki zamanınızdan da almadan hem de size de kitap önerisi olsun. Şu anda güncel yeni çıkan kitaplarla ilgili bir sürü kitap önerisi zaten görüyorsunuzdur. Biraz daha geniş, hani daha geniş bir zaman çerçevesinden olsun istedim. Öncelikle bir klasik ve bendeki basımı da oldukça eski Remzi Kitabevi'nden çıkmış Gazap Üzümleri. Aslında böyle kitaplara dair değil de okuma alışkanlığına dair de birkaç not söylemek istiyorum. Bu bir klasik, yani Gazap Üzümleri oldukça bilinen John Steinbeck'in eski bir kitabı. Bu 1969'da alınmış benim aileme, zaten 68'de basılmış, o zaman geçmiş bir kitap. Ben de yanlış hatırlamıyorsam bunu ortaokul yıllarımda falan okudum. Şimdi düşünüyorum, bazı klasikleri okumak için gerçekten, yani okumak isteyen çocuğa da dur demek çok saçma. Ben de okumayı çok seven bir çocuktum. Kimse de bana yani bu senin yaşına göre değil deyip beni durdurmadı. Ama bence Gazap Üzümleri gibi bazı klasikler biraz daha ileri yaşlarda okunsa galiba zihinde bıraktığı tat daha farklı oluyor. İkincisi yine eskilerden çok... Bilmiyorum, Aziz Nesin sevenlerden misiniz? Ben çok seviyorum. Tatlı Betty Show TV'de Türkan Şoray'ın oynadığı bir dizi olmuştu. Bilmiyorum, daha önce izlediniz mi? Mutlaka izleyin. Çok tatlı bir kitap. Elimde bir sürü Aziz Nesin kitabı var ama ben bu hep böyle yüzümde gülümsemeyle hatırladım. Tatlı Betty Show'u önermek istedim. Yoksa Fil Hamdi başta olmak üzere İnsanlar Uyanıyor, Şimdiki Çocuklar Bir Harika gibi bir sürü farklı kitabını da kesinlikle öneririm. Yani okuyup pişman olduğum hiçbir kitabı olmadı. Özellikle arka arkaya küçük hikayelerin olduğu kitaplardaki o vuruculuk, inanılmaz gözlemler benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi yine çok sevdiğim başka bir yazar göstereceğim size. İhsan Oktay Anar'ın Bu Suskunları, aynı zamanda Puslu Kıtalar Atlası, bir de Efsane Yabın Hikayeleriydi değil mi? Evet, Efsane Yabın Hikayeleri. Benim okuduğum bunlar. Kesinlikle önerdiğim, okurken çok keyif aldığım bir kitap olduğu için sizle de paylaşmak istedim. Mesela bundan bir herhalde 10-15 yıl önce ilk çıktığı zamanlarda oldukça meşhur bir kitaptı. Şu anda bilmiyorum aranızda okuyanlar var mı? Oradan yine seri olarak önerebileceğim Orhan Pamuk'a geçmek istiyorum. Burada herhalde, yani bu bir telefon olduğu için netleme sıkıntısı olmuyordur. Sadece şöyle doğru görmenizi istiyorum. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğullarını seçtim. Mesela Orhan Pamuk da bizim evde seri olarak tuttuğumuz, ne eşimin ne benim vermeye kıyamadığımız yazarlardan, kitaplarını vermeye kıyamadığımız yazarlardan. Bu kitap benim Orhan Pamuk'u tanıdığım kitap. Kara Kitabı okuyamamıştım mesela. Deneyip beni sarmadığını, bir yerinde sıkıldığımı hatırlıyorum. Ama Orhan Pamuk sevgim bu kitapla başladı. Sonra işte Kar, Masumiyet Müzesi,
şuradan Sessiz Ev, sonra Daha Yakınlarda Kafamda Bir Tuhaflık falan gibi bir sürü kitabını okudum. Kesinlikle tavsiye ederim. Bilinmedik bir yazar değil zaten ama benim kütüphanemde veya kitaplığımda önemli bir yeri var. O yüzden paylaşmak istedim. Sonra yine çok sevdiğim ve çok eskilerden okuduğum Sıdıka dizisini yine Show TV'de Hasibe Eren'in müthiş yani tiplemesiyle, canlandırmasıyla izlediyseniz Atilla Atalay'ı da bileceksinizdir diye tahmin ediyorum. Senelerdir çıkardığı gerçekten onlarca kitap var. Ben ilk abimin bir gün ya muhteşem beni keşfettim diye eve getirmesiyle okumuştum. Sonra bütün kitaplarını okuduk. Komikleri çok komik. Belki genellikle onun o komik hikayeleri için seviliyor olabilir Atilla Atalay. Ama bence benim en merakla beklediğim yer onları okuduktan sonra en sona sakladığı o kendi hayatından, kendi çocukluğundan, sevgililerinden, ilk aşklarından bahsettiği, ailesinden bahsettiği hikayeler. O yüzden kesinlikle daha önce okumadıysanız, hani belki dizisini vesairesini izlemiş olabilirsiniz ama okumadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine hikayelerden geçersek Anton Çehov. Özellikle Korkulu Gece'yi istedim. Bizde başka birkaç tane daha kitabı var. Bence Çehov da mutlaka okunması gereken klasiklerden. Ne bileyim, kimisi Dostoyevski sever, kimisi başka bir yazar sever. Bence Rus edebiyatında Anton Çehov'un, bilmiyorum, benim için yeri çok ayrı. Çok seviyorum o anlık durum hikayelerini. O yüzden benim de kütüphanemde duruyor. Paul Auster. Nispeten daha güncel bir yazar. Yine de bence en trend, en son yazarlardan olmadığı için anlatmakta fayda var. Paul Auster de bizim kitaplığımızda böyle 5 kitabıyla falan yer alan, çok sevdiğim ve keşke herkes okusa dediğim yazarlardan. Bizde olanlar, şimdi arkamı dönerek okumamak için buradan bakıyorum. Şans Müziği, Bu Kış Günlüğü zaten son çıkardığı kendi hayat hikayesi, bu anı kitabı. New York Üçlemesi, Sunset Park ve Görünmeyen. Zaten bu da 2012 olsa gerek. Bundan sonra en son çıkardıklarını henüz ben de okuyamadım. Ama kesinlikle tavsiye ettiğim, dilini çok sevdiğim yazarlardan. Bayağı bir roman hikaye gittik. Biraz daha roman hikaye felsefe. Roman hikaye ve felsefe beraber olan Alain de Botton'u önermek istiyorum. Kendisini biliyorsunuz modern çağ filozoflarından. Statü endişesiyle galiba tanınmıştı. İşe ilk başladığım zamanlarda bir tatile elimde statü endişesiyle gittiğimi hatırlıyorum. Biraz kendimi böyle komik hissetmiştim. Elimde statü endişesi yazan bir kitapla. Böyle yeni mezun, çok hırslı bir çalışan olarak o zamanlar öyleydim. Onun dışında romantik hareket, seyahat, sanatı, felsefenin tesellisi gibi kitapları da var. Benim romantik hareket ve aşk üzerine en sevdiklerim açıkçası. Biraz daha galiba onun bu insan ilişkileri tarafından anlattığı şeyleri daha çok seviyorum. Ama statü endişesini de kesinlikle öneririm. Gelelim bu sefer de şiir. Murat Anmunga'nın Yaz Geçer. Ben aşırı şiir seven bir insan değilim. Yani sevdiğim birkaç şair var. Murat Anmunga'm var. Orhan Veli var. İki tane. Bir tane de Cemal Süreya var. Zannediyorum başka yok. Yani varsa da bir tane belki Hakan'ı falan çıkabilir. Bence şiir başka bir tat, sevenin çok sevdiği, çok ilgi gösterdiği. Ben çok anlamıyorum belki de ama Murat Anmunga'nın kitaplarını gerçekten severek okuyorum. Bu Yaz Geçer de gayet güzel bir kitabı. Biraz melankolik tarafım çıkıyor galiba kitap okurken. Ve kimileri için belki çok klişe ama kimileri için de yeri çok ayrı olan Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı. Bu kitaptaki en sevdiğim sahne, sinemadan yeni çıkmış insanı anlattığı bir yer vardır. Eğer okumadıysanız okurken o yerine geldiğinizde beni hatırlayın. Çok severim ve ara ara böyle Facebook'ta, Instagram'da falan paylaşırım. Sonra benim başka videolarımı veya Instagram'da takip ediyorsanız, hikayelerimi gördüyseniz polisiye sevgim çok fazla. Şu ana kadar zannediyorum ilk kadın yazara geldik. Bu da biraz üzücü. Bazı yazarları sevsem de burada olmamasının nedeni okuyup vermiş olmam. Yani işte ne bileyim Elif Şafak, eski Mahrem, Baba ve Piç, onları severim. Agatha Christie'ye benzer olarak günümüz polisiye yazarlarından Tess Gerritsen'i çok seviyorum. Geçenlerde yine Instagram'da başka biri paylaşınca aklıma gelmişti. Mina Urgan kitabını yazdığında Bir Dinozorun Anaları, Bir Dinozorun Gezileri.
onları severek okumuştum. Şu anda aklıma gelmeyen birçok kadın yazar da vardır illaki. Hep aslında yurt dışından da biraz daha böyle hani chick-lit diye de belki tabir edilen Sophie Kinsella, ondan sonra Maeve Bici, Marianne Case, bunlar da çok severek okuduğum yazarlardan. Buradaki sorun şu ki onlar roman olduğu için Mina Urgan'ı çok daha önce okuyup vermiştim galiba. Ama bu hani Sophie Kinsella'lar falan filan, bunların hepsini okuduğum gibi elden çıkarıyorum, başka birilerini veriyorum. Genelde çünkü onları hemen okuyacak arkadaşımı da çok kolaylıkla buluyorum. Ya da annem mutlaka benim arkamdan okuyor. Elimde olmamasının nedeni o. Yalnız ben çocukluğumdan beri iflah olmaz bir Agatha Christie severimdir. Hercule Poirot'u, işte bir tane de Miss Marple'ı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Karakterleri çok tatlı. Seviyorum yani, bazen çok net oluyor, çok gözümün önünde oluyor katil ama yine de benim çok severek okuduklarımdan. Gelelim başka bir yazara. Haruki Murakami'nin What I Talk About When I Talk About Running'ini seçtim. Aslında başka okuduğum çok güzel kitapları var ama onları da vermişim. Bu kitabını ama çok seviyorum. Hem kendi yazma, koşmasaydım yazamazdım diye çevrildi bu arada Türkçe'ye. Kendi koşma, her yıl bir maraton koşuyor. Böyle bir hedefi var. Koşu ve yüzüyor aynı zamanda. Koşma, yüzme serüvenini ve buna da böyle iliştirdiği yazma serüvenini anlatıyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Diğer kitapları da güzel. Kitapları genelde fantastik öğeler barındırıyor birazcık. Benim hoşuma gidiyor. Eğer daha önce hiç Haruki Murakami okumadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir kitabı var beni hayal kırıklığına uğratan. Onun da adını şu an hatırlamıyorum. O kadar silmişim. Bir uçakta okuyup bitirip uçakta da bırakmıştım. Benden sonra başkası okusun diye. Kadın yazar dedik. Bir kadın yazar daha göstereyim. Şermin Yaşar. Şermin Yaşar benim Instagram'da görüp tanıdığım ve yazılarını çok merak ettiğim bir yazardı. Sonra dedim ki ya ben okumak istiyorum. Forumdan sağ olsun birkaç kişi döndü. Bir arkadaşım daha verdi. Böyle bir 3-4 kitabı elimde birikti. Özellikle son dönem hikaye kitapları. Gelirken Ekmek Al, Hoşça Kal Lokantası ve Göçüp Gidenler koleksiyoncusu. Bir tane de galiba ilk kitabı var. Sihirli Değnek diye. Benim en çok hoşuma giden, en sanırım duygusal döneminde yazdığı bu Göçüp Gidenler koleksiyoncusu oldu. Diğer kitaplarındaki hikayeler de çok güzel ama benim en içime dokunan bu kitabı oldu. Gelelim Hakan Günday'a. Yine modern ya da güncel Türk edebiyatından bir yazar. Çok güzel kitapları var. Hatta oyuna dönüşmüş kitapları da var. İşte zaten biliyorsunuz son dönemde şahsiyetin senaryosunu da yazdı. Kaleminin ne kadar kuvvetli olduğunu söylemeye gerek yok. Ama en benim açımdan yine en iç burkanı, en etkilendiğim, bir günde okuyup böyle henüz evli de değildim. Bayağı olmuş. Kaç senesi bu kitap yahu? Anılar yolculuğuna çevirdi bu beni. 2011, ilk doğumu 2014'te yaptıysam mantıklı. 2011'de yeni çıktığında aldığımı hatırlıyorum. Hatta Az için yanlış hatırlamıyorsam bir YouTube videosu ya da bir özel tanıtım yapmışlardı. Öyle de öne çıkmıştı. Kitabı için hani promosyon yapmak yeni bir kavramdı o zamanlarda. O yüzden çok çıkar çıkmaz okuyup çok aşırı etkilendiğimi, günün sonunda okuduktan sonra bir hafta sonu böyle koltuğa mıhlandığımı hatırlıyorum. Onun dışında Malafa'yı da çok severim. Kinyas ve Kayra mesela okuyup da böyle beni pesimistliğiyle çok üzen bir kitabı olmuştu. Aklıma gelen ilk üç kitabı bunlar oldu. Başka Zargana, Piç ve Azile ve Ziyan'ı okumadım. Ya da daha yeni çıkanı varsa onları takip edemedim. En son okuduklarım bunlar. Kaldı 3, 4 kitap. Yine bir hikaye romandan gidelim. Ferhan Şensoy da benim çok çok sevdiğim yazarlardan. Tiyatrosunu da severim. Gitmişliğim var. Ama bu absürt komedisini, yani o varsayalım İsmail kafasını, bilmiyorum varsayalım İsmail izleyen, duyan hiç var mı aranızda? Çok seviyorum. Şu anda da zaten podcast'te bu hafta ya da geçen hafta paylaştığı 5 dakikalık soru cevap şeyi var, podcast'ı var. Hemen zirveye oturdu. Bence çok değerli bir kalem. Bir sürü eseri var. İnanılmaz üretici ve hayat hikayesini özellikle anlattığı, bu nasıl
Fransa'da okuduğunu falan anlattığı bir, hangisinde olduğunu hatırlayamıyorum. Bu kendi hayat hikayesinin üzerine olan kitaptır. Benim için daha da komik. İşte ne bileyim, turnelerindeki anılarını anlattığı seyahat kitapları ya da işte kendi hayat öyküsünü bölerek anlattığı kitaplar benim için daha da öne çıkıyor. Onun dışında daha kurmaca ya da kurgu kitapları da var. Son iki kitabı daha farklı konulardan seçtim. Bir kere bu hani kişisel gelişim falan dedik. Oralara gireceksek 20 yıl önce aldığım Kalbinin Sesini Dinle isimli, bu böyle tatlışlı tatlışlı illüstrasyona sahip kitabını ayrı yere koyarım. Bu kitap çok tatlı bir kitap. Bu, hep bunu anlatırken daha önce bazı Instagram canlı yayınlarında da bahsettim. Şöyle söylüyordum. Hani bir zamanlar Secret vardı. Secret ne diyordu? Ne istersen olur. Ne söylersen, neye inanırsan olur. Ben ona değil de insanların bu frekansı olup da kendi frekanslarındaki şeyleri kendilerine doğru çektiklerine daha çok inananlardanım. Günümüzde Aykut Oğut var. Evrenden Torpilim vardı galiba kitabı. Sonra arkasında birçok farklı kitap da yazdı. Hepsini de keyifle okudum. Hatta onun bir tane de hep bahsettiği Amerika'da beraber çalıştığı bir koç vardı, Daryl diye. Onun da kitabını aldım. O da aynı mantıkta yazıyor. Liz Hay var, yine severek okuduğum. O da bu mantıkta yazıyor. Ama 20 yıl önce aynı konuda yazan, hiç de duymayan Andrew Matthews adındaki bu kişinin kitabı bence çok tatlı. Ve gerçekten de bugün ne anlatılıyorsa o zaman da o en böyle özet, tatlı karikatürleri, kendi çizimleri, aynı zamanda bir karikatürist, çok güzel anlattı. Kendi hayat hikayesi üzerinden de gittiği bir kitap. Çok sevdiğim, ara ara baktığım, moral bulduğum bir kitap. Böyle deneyimcilikten bahsediyoruz ya, minimalizmden bahsederken. Şu anda pek mümkün değil ama yaşadığın şehri keşfetmek. Yani hep hemen böyle en uzaklara, en şeylere gitmek istiyoruz ama yaşadığımız şehir hangi şehir olursa olsun, onu ne kadar tanıyoruz, onlarla ilgili turlara çıktık mı? Bunlar çok değerli. Ben de mutlaki Murat Belge'nin Boğaz turunda İstanbul'un yıllarını anlattığı bir tura katılmıştım. Hala keyifle hatırlarım. O yüzden Murat Belge'nin İstanbul üzerine yazdığı veya kendi gezdiği başka şehirleri anlattığı kitapları da çok seviyorum. Ama bu kitabı daha da çok seviyorum. Adı Tarih Boyunca Yemek Kültürü. Farklı ülkelerin yemek kültürlerini anlatıyor. Geçmişten bugüne neler yemek kültürlerini şekillendirmiş, etkilemiş. Çok güzel. Hem anlatımı güzel, hem konu bence çok enteresan. Farklı bir şey, hani roman, hikaye dışında farklı bir şey okumak isterseniz bunu da öneririm. Son kitabım Thich Nhat Hanh. Farkındalık üzerine çok fazla kitap var. Benim farkındalıkla ilk tanışmam farkındalık, mindfulness, bilinçli farkındalık diyelim. Bundan 4 sene önce falan katıldığım bir eğitimde olmuştu. O zaman bize farkındalıkla yürümek, farkındalıkla su içmek, farkındalıkla nefes almak, farkındalıkla çay içmek gibi bir sürü öneride bulunmuşlardı. Sonra Thich Nhat Hanh'ın kitabını alıp da, ki daha önce bana hediye edilmişti ve o zaman hazır değilmişim, hiçbir şey anlamamıştım. Hatırlıyorum üniversitede okuduğumu. Ama bu eğitime katıldıktan sonra aldığım Thich Nhat Hanh kitaplarında konunun ne kadar tatlı, ne kadar kolay anlatıldığını, aklımızda, gözümüzde büyütmeden ne kadar kolaylıkla bu farkındalığı hayatımıza geçirebildiğimizi öğrendim. Farklı farklı kitapları var. Okuyup başkalarına hediye ettiklerim de oldu. Ama bunu elimde tuttum. Çünkü ara ara bakıp ne anlattığını hatırlamak gerektiğini hissediyorum. Şöyle bir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kitap olmuş. Aralarda bahsettiğim başka isimler de oldu. Yine klasiklere dönecek olursak, aslında ben bu hafta Instagram'da böyle bir canlı yayın yaptım. Onu kaydedip YouTube'a da koymayı çok istiyordum. Çünkü orada karşılıklı olarak çok güzel paslaştık. Ama yayın tak diye kesildi ve kopunca kaydetme imkanım olmadı. O yayında da harika isimlerden bahsetmiştik ve sonra böyle aklıma geldi. Yine klasiklerden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Orhan Kemal'in Murtazası ya da evet yani Madonna üzerine baya bir tartışma koparan Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı gibi bir sürü bence güzel, önemli klasiğimiz var. Buraya almadığım, şu anda aklıma gelmeyen tabii ki bir sürü kitap vardı.
Ben bu kitapları şöyle seçmek istedim. Kitaplığımda hala duran, vermediğim, bir şekilde vermeye kıyamadığım ve şöyle bir bakışta, hani bir 15 dakika içinde kitapları böyle taradığımda, ya beni anlat, beni anlat diyen kitapları alıp size anlatmak istedim, söylemek istedim. Kim bilir belki de kütüphanenizde veya anne babanızın, bir tanıdığınızın kütüphanesinde vardır. Oradan ödünç alabilirsiniz. Ya da eğer bir kitap siparişi verme dönemindeyseniz belki buradan farklı bir, hani güncel edebiyat dışında, güncel yazarlar dışında, yani neler var, neler yok, böyle farklı bir şey keşfedeyim derseniz göz atabilirsiniz diye düşündüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi veya sizin yine böyle geçmişten günümüze önereceğiniz kitaplar varsa paylaşmayı, altta yorum olarak yazmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz kanala abone olmanız da benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.